İlkadın Belediyesi tarafından 6 ay önce yapılan Liman Mahallesi Muhtarlık Binası, halka açık park içerisinde işgalci durumunda bulunduğu gerekçesiyle yıkıldı. Muhtarlık binasına gelen Cumhuriyet Halk Partisi Samsun Milletvekilleri Hayati Tekin ve Kemal Zeybek yıkıma tepki gösterdi. Liman Belediyesi Muhtarı Ünzile Şahin, belediyenin kendisine daha önce muhtarlık binasını boşaltmasıyla ilgili tebligat veya yazı göndermediğini kaydetti. Önceden bana herhangi bir bildirim yazı gelmedi. Boşaltılmama gerektiğine dair bana işgal ettiğimi söylediler. Nedeni de sanıyorum seçim sürecinde Erdoğan Topu resmi balkonuma asmamış olmam ve bütün muhtarlık binalarında Erdoğan Topu'nun kendi şahsına ait resmi var. Benim muhtarlık binamda olmadı. Gerekçe bunları gösterip yıkıyorlar. İşgalci olmuş. Peki siz bu konu hakkında bir yazı falan geldi mi? Kesinlikle hiçbir yazı gelmedi. Sabah 9.30. Zabta gelince olur. Yoksa güvende ona göre tedbirimi alır. Tabii ki çıkardım herhangi bir yerimi ayarlardım ama sabah 9.30'da benim bütün özel eşyalarımı zabta kendisi dışarı çıkarttı. Cumhuriyet Halk Partisi Samsun Milletvekili Hayati Tekin, muhtarlığın mahallede Cumhurbaşkanlığı temsilcisi olduğunu ve devlet adına kamuya hizmet verdiğini ifade etti. Bir durum değilken onu büyütüyor. Tahmin ediyorum ki yanında insanlar da dolduruşa getiriyor. Yöneticilerin duyguyla hareket etmemesi lazım. Biz de çok şeyler gördük. Hepsine sabrettik ve doğrusu da oydu. Durmana göre işte vatandaş gelmiş, nihayetinde işlemini yapıyor. Bu da çok ilginç bir durum. Parkta vatandaşın görevini aksatmadan yerine getirmeye çalışan bir muhtar. Muhtar kendi evini belediye başkanının resmini asmakta zorunda değildir. Bahanesi bu olan bir yıkım. Bu hem başkanın yanlışıdır hem AKP'nin almış olduğu seçim sonucunun şımarıklığıdır. İlkadın Belediye Başkanı Erdoğan Toksa konuyla ilgili olarak daha önce Liman Mahallesi Muhtarlığı'nın yeriyle ilgili sorunu olduğunu ifade ederken şöyle devam etti. Bir de ona geçici bir süreyle parkın içinde yer göstermiştik. Prefabrik bir yapı yapıldı. Ama vatandaşlar da park yerinin bu şekilde işgal edilmesinden rahatsızlık duyuyorlardı. Parklar kamusal halka açık alanlar olduğu için vatandaşların yoğun şikayetleri vardı bize. Biz de bu şikayetleri dikkate alarak muhtara birçok kez uyarılarda bulunduk. Uyarıları dikkate almayınca ona verilen süre dolduğu için yıkımı yaptık dedi.